Sıradaki durumumuz 3, daha doğrusu 2 ve 2'den fazla ihtimallerin, koşulların olması durumunda kullanılacak koşul durumları. Bunu daha önceki programlama dillerinin tamamında, en azından ben başka bir programlama dil bilmiyorum, hepsinde if, else if ve else olarak kullanılır. Bütün programlama dilleri böyledir benim gördüğüm. Ha, belki çok geride, ötede, beride, ücra böyle programlama dilleri vardır. Onlar da farklı kullanılıyordur. Bilmiyorum. Ama Python'da else if'in yerine kısaltılıp elif haline getirilmiş. Zaten ilk dersten beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Python her şeyin kısaltıldığı, kolaylaştırıldığı, esnetildiği bir programlama dilidir. Buna en güzel örnek şey verebiliriz. Bir öğrencinin karne notunun hesaplandığı bir programlama. Daha doğrusu bir program dediğimizde sizin karne notunuz 0'dan 5'e kadar değil mi? 6 ihtimal var. Yanlış mı biliyorum? 0'la 20, yok yok, karne notu. Şimdi 0'la 100 not. Karne notunu da 0, 1, 2, 3, 4, 5 alıyorsunuz ya, onu diyorum. 0'la 24 arası 0 diye geçiyor, değil mi? İşte 25 ile 49 arası 1. 50 ile 60 arası mı? 50 ile 60 arası 2. 60 ile 69 arası 3, 70 ile 84 arası 4, 85 ile 100 arası 5 ortalama. Şimdi burada kaç ihtimal var? 6 ihtimal var. Sizin karne notunuz mesela atıyorum 53 ise hangi ihtimale denk gelir? If karne notu işte 40, 50'den büyük, 59'dan küçükse ihtimaline gelir. Ama tabii biz burada ne yapmalıyız? If en baştaki ihtimale, yani 0 ile 24'e mesela if dedik. 25 ile 49'a elif diyeceğiz. Değil mi? Else de, yani hiçbir şey yazmayacağımız ihtimalle de 85 ile 100 arası kalacak mesela. Yani birden daha doğrusu 2'den fazla ihtimal söz konusuysa if sonrasında elif 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 elif, Rabia'nın dediği gibi, sonrasında da en son yine else. İlla else ile kapanmak zorunda mı? Bir koşul durumu. Hayır. Yani elif 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 yazar, en son elifle bırakırsınız. Ama en doğru çalışma yöntemi sonuna else'in eklendiği yöntemdir. Şimdi mesela şöyle bir örnekten bahsedelim. İşlem diye bir değişkenimiz var. Yine input'tan sayı alıyoruz ekranımızdan. Herhangi bir değer alıyoruz yani. Bir seçersek, İşte işlem olarak bir girersek birinci işlem seçildi. İki girersek ikinci işlem seçildi. Üç girersek üçüncü işlem seçildi. Farklı bir değer girersek else'de de ne yapmışız? Geçersiz işlem demişiz. Yani biz burada benim en sevdiğim bu konuda en sevdiğim örnek bankamatik programıdır. İşte para yatırma, para çekme, bakiye sorma, üç tane işlem var. Bir tanesi de geçersiz işlem olmuş oluyor. Şimdi isterseniz bu örneği bir yapalım. Hatta bu örneği böyle birinci işlem seçildi diye yapmayalım. Ne yapalım? Bir girilirse mesela para yatırma işlemi seçildi çıksın. İki girilirse para çekme işlemi seçildi yazılsın. Üç girersek de bakiye sorma işlemi seçildi yazılsın ekranda. Tamam. Hadi o zaman o örneği bir yapalım beraber.